TİKA, Yıldırım Beyazıt ve Gazi Üniversiteleri ile işbirliğiyle Doğu Bilimleri Üniversitesi'nde 10 günlük iş dünyası eğitim programı gerçekleştirildi. Programa ilişkin detayları alacağız. Bugün sertifika töreni de vardı. Şahruh Bek Alimov karşımızda. Taşkent'ten bildirecek bize. Bugün Taşkent Devlet Şarkşınaslık yani Doğu Bilimleri Üniversitesi'ndeyiz. TİKA tarafından bir eğitim programı gerçekleştirildi burada. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile işbirliğinde İş Dünyası programı, eğitim programı yapıldı ve 10 gün boyunca öğrencilere, istekli öğrencilere Türkçe eğitimi yapıldı ve bu sadece Türkçe değil ve Türkçenin bir üst kademesi yani iş dünyasında Türkçe kullanımı adlı bir programda öğrenciler iş hayatında Türkçeyi nasıl kullanabilecekleri hakkında gerekli bilgilere sahip oldular. Şimdi hemen öğrencilere söz vermek istiyoruz ve bu eğitim programında neler öğrendiklerini dinlemek istiyoruz. Buyurun, ne öğrendiniz bu programda ve daha önce Türkçeyi biliyor muydunuz? Neler verdi bu program size? İlk defa düzenlenen TİKA hem de Şarkşınaslık Üniversitesi birlikte bu program düzenlendi. 2 haftadır eğitim veriyorlar. 4 alan boyunca sağlık, turizm, iş ofisi, yazışma Türkçesiyle. Biz bu programlar sayesinde bilgilerimizi daha da geliştirmek ve yeni bilgilere sahip olmak şansına sahip olduk. Bize bu programları düzenleyen TİKA Başkanlığı'na, Şarkşınaslık Üniversitesi'de hem de burada bize eğitim veren tüm hocalarımıza emekleri için teşekkürlerimizi sunarım ve ileride de diğer sahalarda da gerçekleştirilmesine ve sayısının daha da artırılmasını umuyoruz. Teşekkür ederim. Siz ne demek istiyorsunuz? Bu programda neler öğrendiniz? İyi günler. Öncelikle biz 2 hafta süre zarfında iş Türkçesi, turizm Türkçesi, ofis Türkçesi ve tıp Türkçesi alanlarında eğitim gördük. Bu alanlarda hangi kelimeleri kullanmamız gerektiğini ve protokol kurallarını da öğrendik bunun yanı sıra. Ve bu programı ben çok faydalı ve öğretici buldum. Çünkü biz Türkçe öğreniyoruz ve Türkçe öğrenmenin yanı sıra bu terimleri, protokol kurallarını da bilmemiz çok gerekiyor bizim için, iş hayatımız için, kariyerimiz için. Ayrıca bu eğitim materyallerini de çok kaliteli buldum. Öğretmenimiz de çok harikaydı. 2 hafta boyunca bize çok gerekli olan, iş hayatımıza gerekli olan bilgileri bize sundu. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve TİKA'nın Taşkent Şubesi'ne teşekkürlerimi söylüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bugün 10 Aralık Özbekistan'da Özbekistan Matiyası kabul edilen gün, yani İstiklal Marşı kabul edilen gün. Şimdi biz bir küçük deney yapmak istiyoruz. Bu öğrencilerden de tebrik mesajı almakla birlikte öğrendikleri Türkçe'yi de bir göstermelerini istiyoruz. Buyurun. Öncelikle merhaba diyorum. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 3. sınıf öğrenciyim Şarkşınaslık Üniversitesi'nde. Biliyoruz ki bugün Özbekistan İstiklal Marşı, yani Özbekistan Matiyası kabul edildiği gün ve bu sırada ben bütün Özbekleri bu günle tebrik ediyorum, tebrik etmek istiyorum. Ve bundan önce de 2 gün önce Özbekistan Anayasası günüydü ve bu Özbekistan Anayasası günüyle Özbekistan'daki bütün nüfusu, bütün kardeşlerimizi, bütün arkadaşlarımızı tebrik ederim. Eğitimden memnun musunuz? Evet, eğitimden çok memnunum. Yani bu sırada Şarkşınaslık Üniversitesi'de eğitim veren bütün öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ayrıca bu programda ben de eğitim gördüm. Yani ben de katıldım. Sağlık, evet, sağlık alanında eğitim gördüm ve bu sağlık alanında eğitim veren hocamıza çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde çok bilgilere sahip olduk. Teşekkür ederiz. Çok güzel öğrenmişsiniz. Başarılarınızın devamını dileriz. Evet, özetlemek gerekirse TİKA tarafından Özbekistan'daki Taşkent Devlet Şarkşınaslık Üniversitesi'nde bir eğitim programı yapıldı. İş Dünyası programı kapsamında öğrenciler 10 gün boyunca
iş dünyasında kullanabilecek Türkçe eğitimini aldılar ve gerekli bilgilere sahip oldular. Ve Özbekistan'da TİKA tarafından bu ilk defa yapıldı ve tarihte TİKA tarafından iş dünyası eğitim programı ilk olarak Özbekistan'da yapıldığı olarak söyleyebiliriz ve sözü tekrar size bırakıyoruz.